Hayatından çıkardıklarınla ilgili ya kalsaydı birkaç tane istiyor musun? Hiç. Hayır. Anladığım kadarıyla hepsi Türkiye'de oldu bunların. Değil mi? Hayatımda... Evet, nereden anladın? Öyle hissettim. Evet. Çünkü hani geldin, aslında büyük bir heyecanla geldin ama mutsuz başladı dedin Evet. hikaye, şimdi mutluyum dedin. Dolayısıyla böyle New York'tan dönüp de şimdi mutlu olduğun arada bir şeyler olmuş, bir Doğru. fırtınalar kopmuş Evet, gibi. evet, evet. Kesinlikle buradan aldım. Şey gibi mi oldu böyle, geldin ve hemen güvendin, sardılar Hı sarmaladılar gibi bir hı şey oldu ve hı. sonrası fos çıktı. Bu ilk değil, Evet. son da Evet. olmayacak zaten. Evet, öyle oldu Ne biraz. öğrendin? Ne öğrendim? Ya şey demek istemiyorum aslında, böyle hislerim doğru çıktı gibi bir şey inanmıyorum ben açıkçası. Çünkü her insan dönem dönem, yani benim içimde yaşadığım bir takım travmalar da olabiliyor ve karşımdakine Tetikleyebilirsin evet, belki etkilerini. tetikleyebilirim ve onu kötü zannedebilirim ama kötü değildir. Benden dolayı, benim travmalarımdan dolayı kötü görmüş olabilirim. Belki bambaşka biri çıkabilir. O yüzden ona çok katılmıyorum yani. Her insana da bir şans vermek isterim. Herkesin bir dönemi var. Aa, bu çok sessiz. Aa, bilmem ne. Hiçbir zaman bir insanı yargılamam mı? Yani o, hepimiz değişebiliyoruz. Şu an çok konuşuyorum ama hiç konuşmadığım zamanlar da olabilir. Yani Kesinlikle. sorun Yani şunu neydi? aslında söylemek istedim. Bu kadar yaşadığın o fırtınalı zaman, önce sarılmak, güvenmek, sonra hepsinden bir kurtulup bir hapishanenin içine girip, dedin ya, gardiyanı vardı, yargıcı vardı, biri parmağını oynatıyordu ve ben kaçıyordum yurt dışına tatile dönüp sonra tekrar hapishaneme geri dönüyordum. Ve bir gün dedim ki dağılın. O gün ne oldu? O gün özgür hissettim kendimi. Başta bir çıplak hissettim tabii ki, çünkü buna alışkın değilim. Konfor alanı diye bir şey yapıyoruz onu zaten. O konfor alanından çıkmak gibi bir şey oluyor aslında. Ve başta çok zor oluyor ama sonradan ne kadar özgür olduğunu farkına varmaya başlıyorsun. Peki bu hikayenin sonunda günlüğün olsa ve bir şey yazmak isteseydin ilerideki çocuğuna, ne öğrenmiş olurdun ve ne yazardın? Bol bol hata yap. Bol bol hata yap yani. Hiç korkma, risk al. Pişman olabilirsin. O da bir duygu bu arada. Hepimizin pişman olduğu şeyler var. Bu da güzel bir şey. Oradan da bir şey öğreniyorsun. O yüzden hatalar yap. Yani o an ne hissediyorsan onu yaşa. Duygularına sahip çık. Duygularına saygı duy bence. Bunu unutuyoruz bazen. Kendimizi unutuyoruz. O yüzden ne hissediyorsan onu şey yapma, es geçme. Kesinlikle. Çok mutlu olduğun bir fotoğraf istemiştik. Ay, evet. Ne geldi bakın. Allah, kaç yaşındasın burada? Nasıl, 13 mü? Yok. 2016. Daha da Kaç yaş ne oluyor? oluyor? Kaç oluyor? Bana bunları hesaplatma. Ben çok Ben de, kötüyüm bana bu da şu konuda. an. Hemen hesaplar mısınız canım arkadaşlarım? 2016'da benim Evet. güzel Gülper kaç yaşında? Ya, Baban, 25 mi? annen, abin ve sen. Evet. Kime benzediğine bakmaya çalışıyorum. Gözlerinize bakıyorum. Annen gibi gülüyorsun. Yani gözlerin annen gibi gülüyor. Abin annene daha çok benziyor. 26 yaşında. Bunda 26 yaşında mısın? 26 Bayağı 13 gösteriyorsun. yaşındaymışım. Bayağı. Aa, ne yapıyorsunuz burada? 2016 dönemi çok, yani şöyle bir şey oldu. Dün menajerimden mesaj geldi. En mutlu olduğun an. Yani dedim, en mutlu olduğum an. Tam olarak bilmiyordum hangi fotoğrafı. Sonra bu karşıma çıktı albümümde. Ve şeyi düşündüm. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde var ya, ilk cümlesi, hayatımın en mutlu günlerinden biriymiş, bilmiyordum. Bilmiyordum. Onun gibi bir şey hissettim o an. Gerçekten bilmiyordum ama hayatımın en güzel günlerinden biriymiş. Neden? Çünkü
Üniversite bitti. Gülper yeni bir sayfaya başlıyor. Türkiye'ye gidiyor. Almanya'daki herkes İstanbul'da ne işin var? İstanbul'a gitme çok tehlikeli oralar. Ne yapacaksın? Kimseyi de tanımıyorum İstanbul'da bu arada. Gidiyorum oraya işte Rabia Sultan Düzenli ile buluşmak için. O da sağ olsun çok destek çıktı. İşte hemen bir yapımla anlaştık. Oyunculuk dersleri alıyorum bir yandan. Sonra dizi erteleniyor. Ve ben şey yani orada birkaç ay kalıyorum ve ailemi özlüyorum. Tekrardan Almanya'ya dönüyorum. O an öyle bir fotoğraf. Ailemle tekrardan oturup işte bir araya geldiğim bir fotoğraf. Şu anda uzakta oldukları için dün bu fotoğrafı gönderdiğimde bir gözlerim doldu. Dedim ki umarım programda ağlamam. Güzel mutluluk gözyaşıydı. Evet. Biraz önce ağlamanın arkasında durduk. Öyle o yüzden mi? Bence saklama kendini. Doğru. Bak işte. Evet, işte o refleks. Toplum refleksi. Bize öğretilen şeyler refleks olarak bedenimizde ve dilimizde maalesef. Onları değiştirebiliyoruz. En azından fark ediyoruz işte. Bak birbirimizi uyarıyoruz. Peki burada sıkıştığında, nefes alamadığında kime koşuyorsun? Anne baba orada, abi orada. Arıyorum onları. Ya da işte burada da birkaç arkadaşım var. Çok sevdiğim. Birkaç dedim bir arkadaşım var hatta. O da yeterli tamamı. Öyle. Sektörden biri mi? Değil. Nasıl kurdun düzenini? Düzenimi nasıl kurdum? Eve bitki alarak kurdum. Çok tatlısın. Şey dedim, Gülper sen artık İstanbul'a yerleşiyorsun. Sen eve bir bitki al. Bir. Bitkiyi aldın, ne aldın? Ay şey, isimlerini hiç sorma. Ya yemyeşil bir şey mi, çiçekli mi? Yemyeşil. Bayağı bir yaşıyor mu hala? Kaktüs aldığımı hatırlıyorum ama o çabuk öldü. Hı-hı. Çok fazla mı suladım hatırlamıyorum. Evet, kaktüs az su istiyor. Öyle bir ben şeydi. De yeni öğrendim. Sonra evet bir ara bir YouTube'dan araştırmaya başlamıştım ama ben çabuk sıkılıyorum. O yüzden böyle aldım. Sen yaparsın, edersin gibi bir türlü. Öyle şu an duruyorlar yani. Yaşasın. Evet. Seni en değiştiren ülke New York oldu galiba. Evet. O anlaşıldı şimdi sorunun içinde cevabı ben gözümde gördüm. Neden? Evet. Neden? Güzel insanlarla tanıştım orada. Aşk oldun galiba. Biraz gözden ışık çıktı çünkü. Çok eski ya. Olsun. O güzel. Kadar evet. Güzel. Yani evet öyle bir şükür. Aşk yaşadım orada evet New York'ta. Çok çok güzel bir dönemdi benim için. Hem tiyatro yapıyorum hem çalışıyorum hem aşk yaşıyorum New York sokaklarında. Öyle muhteşem bir şeydi yani. O zaman buraya dönemde. Gelince bir tepe sersemi olmuşsun. Ya evet çünkü tam o dönemde ben bir Alman ajansına bağlıydım. Fotoğraflarımı görüyor ve beni Türkiye'ye davet ediyorlar. Tamam. Yani her şey New York'ta gelişti. Peki şimdi burada hani belli bir refah seviyesine gelip mi dönmek, arada gidip gene de New York'ta bir şeyler yapmak mı? Hayır ben Türkiye'de mutluyum mu? Şu an Türkiye'yi seviyorum ya. Yani bence baktığımızda da artık yani diziler de öyle uluslararası bir uluslararası oldu ki. Yani o anlamda mesela Almanya'da bir dizide oynamak istemem. Hı hı. Yani o konuda Türkiye çok daha ileri. Kesinlikle. Aslında New York... Ki, evet, Almanya New York, gibi düşünmüyorum da. New York çok daha farklı tabii ki ama evet orada yine bizde yani 5 dakikada vize alabiliyorum ben Alman vatandaşı tabii. olduğum için. Tabii. Ama yine de şey yani kalamıyorum orada. Evet buranın da yani, taşı toprağı bir böyle bağlıyor insanı evet, gerçekten. Evet Urfa'ya gittim. Ya. İnanılmaz bir yerde yani insanlara da o kadar samimi çok evet. çok sevdim gerçekten. Evet. Sabah 8'de ciğer yedik. Muhteşem bir Yedin şeymiş. Mi? Evet yedim. Afiyet olsun.